her şeyden önce yasama organı çağdaş toplumlarda, medeniyetlerde niçin vardır? Niçin yasama faaliyeti yürütülür? Bana sorarsanız her şeyden önce insan onuru, insan haysiyetini güvence altına almak için bu faaliyetler yürütülür. Çünkü insanı insan yapan bütün değerler bir bütündür, birbirinden ayrık ele alınamazlar. 1978'li yıllara müsaadenizle dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben ilkokul çağlarında bir çocuktum. Doğduğum ve büyüdüğüm köy olan Şehkent Köyü'ne jandarmalar bir operasyon düzenledi. İstihbarat alınmış, köyde silah var. O silahların toplanması amacıyla bütün köy halkı köy meydanında, Bender dediğimiz köy meydanında toplatıldı. Kadınlar, çocuklar bir tarafa ayrıldı, erkekler bir başka tarafa ayrıldı. Ve saatler boyunca kadınların ve çocukların gözleri önünde, yani hepimizin gözleri önünde babalarımıza, dedelerimize akla hayale gelmeyecek işkenceler, gayri insani muameleler yapıldı. Amaç ne? Köyde var olan bir silahı ele geçirmek. Gel zaman giz zaman junta gerçekleşti. Junta'dan sonra Kürdistan'ın köylerindeki bu uygulama değişmedi. Gel zaman giz zaman 1990'lı yıllar gerçekleşti. 4000 tane köyümüz, yerleşim birimimiz yakıldı. Bu uygulamalar değişmedi. Gel zaman git zaman bir başka darbe gerçekleşti. 2015 yılının Haziran ayında milletin iradesi tanınmamak suretiyle bir darbe gerçekleşti. Şehirler, kasabalar yıkıldı. Şimdi aynı uygulama, 1970'li yılların aynı uygulaması Nusaybin'in 3 köyünde uygulanıyor. Tamı tamına 13 gündür bir köy abluk altına alınmış, giriş çıkışlar yasaklanmış, bir istihbarati bilgiye dayalı olarak köyde yaşayan bütün canlılara eziyet ediliyor. İnfaz, yargısız infaz iddiaları var, ağır işkence iddiaları var, dilim demeye varmıyor, bütün samimiyetini de söylüyorum, dilim demeye varmıyor, İnsan onurunu, haysiyetini kırıcı uygulamalar ve onların feryatları, çığlıkları kulağımıza geliyor. 13 gündür o köye insan hakları heyetlerinin girişine izin verilmiyor. Sayın Başkan, demin benden önceki hatipler fotoğraflar gösterdiğinde bunları ben görmüyorum demiştiniz. Müsaadenizle önce siz görün Sayın Başkan. Bu fotoğraf Kuruköy'de Hraba Bava Köyü, yani Abdi Aykut'a ait işkence gördüğüne dair birer fotoğraftır. Şimdi ben sorarım sizi. Hangi istihbarati bilgi, hangi neden, ne olursa olsun insanlık ailesinin suç saymış olduğu işkence etme alçaklığını meşrulaştırabilir? Bu uygulamanın sahipleri çok açık ve ne söylüyorum, alçaktırlar. Bu dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir hukuk, hiçbir nizam, hiçbir düzen bir başka insana işkence yapma hakkını vermez. Hiçbir düzen, hiçbir rejim Gazze'de yapılanı meşru görmez. Gazze'de yapılan neyse bugün Nusaybin'de yapılan odur. Ben kendim Mescid-i Aksa'da bulundum. O maneviyatı hissettim. Bugün Mescid-i Aksa'ya uygulanan uygulama neyse Hraba Bave'de uygulama aynı uygulamadır. Şimdi ben hepinize vicdanınız demiyorum. Çünkü artık vicdan maalesef kalmadı. Birazcık onuru olan, ben işkenceye karşıyım, ben reddediyorum zulmü diyen AKP grubundan bir vekil istiyorum. CHP grubundan bir vekil istiyorum. MHP grubundan bir vekil istiyorum. Gelin bu akşam Nusaybin'e gidelim. Gelin yarın sabah Hrabereş Köyü'ne gidelim.
Gelin oradaki yurttaşlara diyelim ki burada ne oldu? Eğer ki hukuk